Merhaba arkadaşlar. Gün ortasından herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar bu model eğitim videomuzda model şirketimiz Boğagır. Abi ben bunun telaffuzunu bile yapamıyorum ya. Ya bunun gerçek adı neymiş Allah aşkına, sana bir bakacağım. Kua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. Nasıl telaffuz ediliyor bilemiyorum ben. Neyse. Öncelikle arkadaşlar risk durumuna bakıyoruz. Risklerin 3 modelde de yatırım açısından düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Tofaş Oto geçen hafta bütün aracı kurumlar söz birliğine etmişçesine neredeyse tamamı, yani ben birkaç tanesini görebildim ama benim duymadığımı kanaldaki abone arkadaşlar da söylüyorlar. Bütün aracı kurum uzmanları EDEB'in üzerine çıktığını, fiyat kazanç oranının, piyasa defter değerinin yüksek olduğunu ve model portföyünden çıkarttıklarını söylediler. Ben o zaman yine bir şey yapmıştım. Ama bunlar yeni olmuyor arkadaşlar. Yani gün içerisinde benim gibi işi gücü olmayan, öyle ekonomiyi takip eden, basını takip eden hemen olayı farkına varıyor. Bunu daha önce Ford Otosan'da da yaptılar arkadaşlar. Geçmişteki videolarıma bakın. Ford Otosan videolarıma bakın. O dönemde bir televizyon kanalı 10 gün Ford Otosan diye bütün önüne gelen bir sürü insanı ekranlara çıkarttı. Ford Otosan'ı sordu. Haber spikerleri, işte ekonomi sunan sunucular. Herkes 160 liradayken Ford Otosan'ın yüksek olduğunu, efendim, portföylerinden çıkarttıklarını. Yani yatırımcıya, tabii yani oraya çıkan insan, bir de aracı kurumunun uzman sıfatıyla çıkan insanın ağzından çıkanları finansal bilgisi zayıf olan insanlar bir algı oluşturuyor. Neden peş peşe Ford Otosan videoları paylaştım? Yatırımcının dikkat etmesi gerektiğini, 160 lira pahalı dedikleri şirketin hissesinin olması gereken fiyatının 247 lira değerinin olduğunu belirttim. Ve arkadaşlar 10 gün içerisinde 160 liradan model portföylerinden, aracı kurumların model portföylerinden çıkarttıkları hisse senedi 249 liraya gitti arkadaşlar. Ondan sonra gevşediğinde o 10 gün önce 160 liranın pahalı olduğunu söyleyen bütün aracı kurumların yine aynı uzmanlar 180 liradayken Ford Otosan tavsiye niteliğinde ifadelerde bulundu. Şimdi aynı şey bir hafta önce Tofaş'ta söz konusu oldu ve ben yine bir video. Şimdi arkadaşlar 40 liradan pahalı dedikleri Tofaş 50 liraya gitti bir hafta içerisinde. Şimdi herkesin sattığı, yani öyle ya, bütün aracı kurumlar bunları portföylerinden boşaltıyorlar. Bunlar portföylerinden boşalttıysa 50 liraya kim aldı da çıktı? Hayır, şimdi Tofaş o zaman 50 liraya nasıl çıktı? Hepimiz sattık. Kim aldı bunu? Uzaydan birileri mi geldi? Yani borsada bilmediğimiz bir kara delik falan mı var? E
Yani eğer bunu takip edenler arkadaşlar. Şimdi yani o aracı kurumlarına sorun ya. Ya siz 40 liradan model portföyünüzden çıkarttığınızı söylediniz. Peki bunu 50 liraya siz çıkarttıysanız hangi aracı kurum götürdü? Kim aldı bu malı? Yani sizin sattıklarınızı, sizin yani yoksa portföyümüzden çıkarıyoruz derken portföyünüze ilave mi oldu kazayla, yanlışlıkla? Evet arkadaşlar, takdir sizin. Yani bunlar ilk kez olmuyor aynı şeyi. Ha bunları ben neye dayanarak söylüyorum? Bu yayın organlarının arşivlerinde bunlar mevcut yani. Bunlar mevcut. Kaldı ki yatırımcıların birçoğu da buna tanık görüyorlar, duyuyorlar, izliyorlar. Evet arkadaşlar, Boğadır şirketimize baktığımızda toplam varlıklardan nakit ve nakit benzerlerinin cari dönemde payını yüksek oranda ve hızlı bir şekilde artırdığını görüyoruz. Hazır değerli. Alacakları stabil kalmış, stokların payı gerilemiş, atıl işletme sermayesi işletmenin stabil kalmış ve brüt işletme sermayesinin payı cari dönemde artarken sabit varlıklarının payı azalmış. Evet, kapsamlı raporunu ben sizlere sunacağım. Yorum olarak da videonun altına koyacağım. Onu oradan indirebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Hatta bence hiç sakıncası yok. Altına kendi adınızı yazıp imzanızı atıp aracı kurumlarınıza, şirkete faksleyebilirsiniz. Evet, kısa vadeli borçların toplam kaynaklar içerisinde payının azaldığını görüyoruz. Yine uzun vadeli borç payının toplam kaynaklar içerisinde azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla net borçlarda azalırken işletmenin toplam borçlar içerisinde öz varlıklarının payı artmış. Evet, daha ayrıntılı finansal yapıyı incelediğimizde bir önceki dönem 100 eksi yani 108 milyon 177 bin 366 lira net yabancı para pozisyon açığı taşırken cari dönemde 163 milyon 810 bin nispetinde bir artışla net yabancı para pozisyon fazlalığını 55 milyon 632 bin 427 liraya çıkartmış. Evet, buna rağmen şirket yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerinin TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Finansmanda öz kaynağın katkısı %21 artarken yabancı kaynakların yani borçların payı %19,5 azalmış. Öz kaynakların borçlar içerisindeki oranı da %50 artmış. Tabi bu kaynak artışının nedenlerini iyi tespit etmelidir analist. Hani ne dedik? Analist sadece doğru ya da yanlış değil, diğer seçeneklerinde niçin doğru ya da niçin yanlış olduğunu ortaya koymalıdır, koyabilmelidir. Devam edelim. Öz kaynaklara baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermaye payının hızlı ve yüksek oranda arttığını görüyoruz. 105 milyondan 240 milyona. Yani ödenmiş sermaye %128,57 artırılmış. Ödenmiş sermayesi artırılmış. Bu da raporda daha detaylı, kapsamlı, geniş olarak anlatacağım. Ve bu en büyük buna katkıyı sağlayan pay ihracı.
331 milyon 900 bin liralık pay ihracı. Yani işletmenin halka arzdan ihraç ettiği hisse senedinden gelirinden kaynaklandı. Ama bunun yanı sıra öz kaynaklar içerisinde işletmenin dönem kar payının azaldığını görüyoruz. Devamlı sermaye payının arttığını, öz sermaye karının payının da hızlı ve yüksek oranda arttığını görmekteyiz. Bunları raporlayacağız arkadaşlar. Gelir tablosuna baktığımızda işletme satışlarının maliyetini toplam satışlar içerisinde payını azaltmış. Yine toplam satışlar içerisinde faaliyet giderlerinin payı artarken finansman giderlerinin payı çok cüzi azalmış. Bunun yanı sıra da esas faaliyet kar paylılığı toplam satışlara içerisinde payını göreceli olarak artırdığını görüyoruz. Bunu tabii nakit akışında değerlendireceğiz. Rapora ilave etmediklerimizi burada değerlendirmeye alacağız. Cari dönemde %126,35 ile kar muhafazakarlığında işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rentabilitesi %193,27 artarken efektif kar %6 düzeyinde azalmış. Vergi öncesi karlılığı %13 artarken ekonomik rentabilite %19 artış göstermiş. Faiz vergi öncesi karlılığı %109,5 artarken birikmeli karlılık %31 düzeyinde azalmış. Faaliyet karlılığı %33,5 lan sınırlı ve düşük düzeyde kalırken işletme verimliliği %270 oranında artış kaydederken personeliyle yönetimiyle oldukça başarılı bir performans sergilemiş. Evet, nakit akışına geldiğimizde net işletmeden nakit girişi, yani işletme faaliyetlerinden net nakit girişi %179 düzeyinde artarken esas, yani operasyonlardan nakit girişi %94,5 düzeyinde azalmış. Şimdi varlıklardaki pay ihracıyla nakit ve nakit benzerlerinin artışından daha önemli olan işletmenin esas, yani operasyonel faaliyetlerinden nakit girişinin artırması önemlidir arkadaşlar. Geçmiş videolarda bunları verdim. Tabii bunları video raporlara ilave edilebilir. Bunlar rapora taşınabilir. Şirketin dönem karı 138.555.000 olmasına karşın aslında şirketin kasasına gelen dönem karı 169.541.000 TL. Yani %22 daha fazla. Şirket işletme faaliyetinden 169.541.000 TL nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri varlıkları 94.856.000 TL artış kaydetmiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %5 düzeyinde olup işte bunun %100'den düşük oluşu kapasitesini korumak, en azından mevcudiyetini, mevcut kapasiteyi korumak için yatırım yaptığını gösterir. Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışının, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı da %275 düzeyinde olması işletmenin borçlanma gereksinimi duyduğunu bize gösterir. Vergi öncesi dönem karının %100'e yakın oluşu son derece olumlu. Nakit akışına göre düzeltilmiş karında %1904,5 üzerinde oluşu olumlu.
Fon kaynak kullanımında fonların %72'lik kısmını faaliyetlerinden elde ederken bunun %25 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş, %72'lik ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Faaliyet başa başı satışların %43-77 düzeyinde yakalanırken cari dönemde çok fazla değiştiğini söylemek mümkün değil. Toplam gider başa başları satışlara %58.04 düzeyinde yakalanırken bir önceki dönem cari dönemde %51.5 düzeyine gerilemiş. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesinin %63 düzeyinde arttığını görmekteyiz. Satışlarına baktığımızda reel satışlar, yurt içi satışları sadece %2,5 düzeyinde azalış göstermiş. Yani işletmenin yurt içi satış gelirleri düşük de olsa azalmış. Fakat bunun yanı sıra ihracat gelirlerini bir önceki dönem %17,5'muş. Cari dönemde %23'e çıkartmış. Yani işletme faaliyetlerinin büyük bir bölümünü, satışlarının büyük bir bölümünü yurt dışı ihracatlarıyla elde etmiş. Göstergelerine baktığımızda likidite oranının cari oranın 2'nin altında olduğunu görüyoruz. 2'ye yakınlaşmış bir artış var. Nakit oranında güçlü bir artış var. Yetersiz. Net çalışma sermayesini yüksek oranda artırmış. Evet, faaliyet oranları vasat düzeyde. Fon yaratma gücü olumlu. Etkinlik oranları da olumlu arkadaşlar. Karlılık oranları son derece olumlu. Bunları raporda daha detaylı göreceğiz. Peki bu veriler doğrultusunda hissenin değerine baktığımızda bu kaç liradan halka arz oldu bilmiyorum. Bu herhalde halka arz olduğu fiyat dönem, yani halka arz olduğu dönemdeki bilançoya istinaden temettü. Kapitalizasyonu yöntemiyle hesaplanan yöntemde 9 lira 79 kuruş olarak fiyatı belirleniyor. Ben geçmiş verilerine baktım. 9'un birazcık üzerinde gördüm. Yuvarladım. 9 aldım. Bu halka arz, yeni bir halka arz kaç liradan halka arz olduğunu bilmiyorum. Dün yaptığımda 12 lira 25 kuruştan fiyatlanıyordu bu bilançoyu. Hissenin olması gereken fiyatı 12 lira 55 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Temettü kapitalizasyonu modeli yöntemiyle. Peki indirgenmiş nakit akım modeliyle orada da 13 lira bir fiyat belirleniyor. Ama burada İşletmenin betasının istikrarlı bir firma için çok yüksek olduğunu bir, iki, sermaye harcamalarının amortismanlara göre yüksek göründüğü konusunda da program bize dikkatimizi çekiyor. Evet arkadaşlar, işletmenin bir rapor düzenleyecek olursak, Bağır kapsamlı finansal rapor, varlık yapısı, şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde değişmiş, gayri safi işletme sermayesi payı %66,12'den %66,35'e artarken toplam sabit varlıkların payı %38,88'den %33,65'e azalmıştır. Şirketin maddi duran varlıkların %29,48'i 2021'in
6. ayı sonu itibariyle amorti edilmiştir. Likidite riski. Şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin şekilde değişmiş. Cari oran 1.44'ten 1.89'a, likidite oranı da 1.04'ten 1.53'e artarken net işletme sermayesi 256.796.301 TL %62,72 oranında artmıştır. Değişim derhal nakde çevirme kabiliyeti olmayan finansal yatırımlardan yani menkul değerler artışından kaynaklanmıştır. Cari oranın yavaş da olsa artması kısa vadeli borçların %35,2 artış düzeyi ile gayri safi işletme sermayesinden %66,35'ten daha hızlı azalışından kaynaklanmıştır. Likidite oranındaki artış da stokların %28,93 oranında artışla gayri safi işletme sermayesi içindeki payının %28,08'den %18,95'e azalması etkili olmuştur. Şirketin nakit oranındaki artış, nakit ve nakit benzerleri varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı düşük düzeyde olup, inceleme döneminde %6,89'dan %26,50'ye hızlı oranda artmıştır. Şirketin nakit varlığının bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutulmalı, oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para vadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmalıdır. Göstergeler şirketin likiditesinin pay ihraç katkısıyla yüksek olduğunu, yabancı para riski taşıdığını göstermektedir. Finansal yapı. Şirketin inceleme dönemindeki finansmandaki payı %48,04'ten %58,13'e artmış, faaliyetlerinin %58,13 oranında öz kaynaklarla %41,87 oranında da yabancı kaynaklarla fonlamaktadır. Toplam yabancı kaynaklar cari dönemde öz kaynakların %0,39 oranında altına gerilemiş, pay ihracıyla ödenmiş sermaye artırımı katkı sağlamıştır. Yabancı kaynaklar öz kaynak oranı inceleme döneminde %1,08'den %0,72'ye azalmakla beraber borç oranları yüksek düzeyini sürdürmektedir. Şirket cari dönemde varlıklarının %41,87'sini borçla, %58,13 öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Kısa vadeli borçların varlık finansmandaki payı hafifçe %51,43'den %53,22'ye, uzun vadeli borçların katkısı da %22,14'ten %24,10'a yükselmiştir. Şirketin 2021'e 6. ay sonu itibariyle öz kaynaklarının %33,19'unu ödenmiş sermaye, yaklaşık %51,71'ini iç sermaye yaratımı oluşturmaktadır. Döviz pozisyonu. Şirket dövizde uzun pozisyondadır. Net yabancı para pozisyonu önceki yıla göre 108 milyon küsur TL eksideyken 55 milyon 632 470 liraya artırmış, döviz fazlası yaratmasına rağmen şirket yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerinin TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik. Şirketin finansal verimliliği, kaynak kullanımında etkinliği çok belirgin olmamakla birlikte azalmıştır. Finansmanda öz kaynak katkısı %21,02 artarken yabancı kaynakların payı %19,43 ve net borçların azalmaları olumlu gelişmelerdir. Net satışlarına göre stok devir hızı 5,39 kez yıldan 3,97 kez yıla
alacak devir hızı da 4.90 kez yıldan 2.5 kez yıla azalmış. Alacakların tahsil süresi 74 günden 146 güne, stokların nakde dönüşüm gün sayısı da 68 günden 92 güne artmıştır. Stok ve alacak devir hızlarının birlikte düşmesi sonucu optimum etkinlik oranı azalmış, nakde dönüşüm süresi de 142 günden 238 güne artmıştır. Faaliyet karlılığı oranlığı %25,44'ten %34,01'e artış sağlarken ekonomik katma değer azalmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı 0.73 kez yıldan 0.59 kez yıla, öz sermaye devir hızı da 0.92 kez yıldan 0.68 kez yıla azalmıştır. Şirket 503 günde işletme sermayesi ile çalışırken bu süre 616 güne çıkmıştır. İşletme sermayesinde yönetim etkinliği azalırken devir hızının kısmen azalması, izleyen dönemlerde iş hacminin genişlemesinin getireceği finansman gereksiniminin, öz kaynakların çok az altında seyreden yükümlülüklerin göreceli olarak artacağı gibi karlılığını da olumsuz etkileyeceği düşüncesindeyim. Karlılık, şirketin inceleme döneminde net cari fiyatlarla %56,05, sabit fiyatlarla %32,78 büyümüştür. Şirketin karlılık oranlarında önceki döneme göre belirgin bir değişme göstermiştir. Gayri safi satış karlılığı %32,39'dan %44,05'e, esas faaliyet karlılığı %25,44'ten %34,01'e, faiz vergi öncesi faaliyet karlılığı %25,41'den %34,01'e, vergi öncesi faaliyet karı da %18,98'den %29,28'e, amortisman öncesi faaliyet karı %28,28'den %35,92'ye belirgin şekilde yükselmiştir. Karlılık oranlarını belirgin değişime gösterirken dönem net kar artışı tümüyle satışların artışından kaynaklanmıştır. Satışlar inceleme döneminde cari fiyatlarla %56, sabit fiyatlarla %33 oranında artmış, dönem karı da toplam maliyetlerin toplam hasılatın yarısı oranında olmasından satış artışının üstünde gelişme göstermiştir. Öz sermaye karlılığının %9'dan %26'ya yükselmesi, öz sermaye devir hızının azalmasına, finansal kaldıracın stabil kalmasına rağmen pay ihracı kaynak sağlamıştır. İnceleme döneminde öz sermaye devir hızı 0.92 kez yıldan 0.68 kez yıla, varlık finansmanında borçların payı da %52'den %42'ye azalmıştır. Şirketin brüt kar marjının belirgin artış olması yanı sıra öz kaynak ve varlık devir hızlarının göreceli yavaşlığı, finansal kaldıraç etkinin düşük oluşu, öz sermaye karlılığının düşük düzeyde oluşmasına yol açmaktadır. Şirketin dönem net kar artışının belirgin düzeyde oluşu, faaliyet sonucu yaratılan kaynağın cari fiyatlarla %72 düzeyinde artmasına olanak vermesi, kaynak yaratma gücü göstergelerinde önceki döneme göre artışa yol açmıştır. Yaratılan kaynağın satışları oranı %18'den %30'a artmış, varlık toplamı oranı %8'den %12'ye yavaş artmıştır. Yaratılan kaynağın borçlarını karşılama oranı da belirgin düzeyde artmıştır. Şirket otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla toplam borçlarının birebir olması, öz kaynaklarını artırma, faaliyetini fonlama politikası izleyip kar dağıtımında tutucu davranacaktır. Şirketin sanayi maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla karlılığı artırma olanağını sınırlamaktadır. Şirket ancak satış artışı, devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltmek yoluyla karlılığını artırabilecektir. Evet arkadaşlar, bir başka
model şirkette bir başka eğitim konusunda yine birlikte olmak üzere herkese kayıpsız, bol kazançlı günler diliyorum.